Eskiden toplumun ne kadar iyi insanlardan oluştuğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ne oldu da bu denli değişip bencilleştik? Davranış eğilimlerimiz kimler, nasıl, neler için değiştirdi? Ekran başında bu videoyu izleyen sen, yaptığın seçim ve tercihleri, bir takım odaklar sana nasıl aşıladı? Bugün sizlere karakterinizi ve davranış eğilimlerinizi adeta nakış gibi işleyerek tercihlerinizi şekillendiren toplum kuklacılarını ve yöntemlerini anlatacağım. Kült TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız videodan sonra kendinizi sorgulamaya hazır olun. Günümüzde oluşturulan sistemin bir baş mimarı olduğunu biliyor muydunuz? Pek çok kişi bilmese de Edward Bernays, günümüzdeki kapitalist sistemin belki de en önemli kurucularından biridir. Öyle ki, toplum psikolojisi üzerine yaptığı büyük etkenleriyle modern çağın iskeletini oluşturmuştur. Bu dönemde ise Freud, toplum psikolojisi üzerine yeni bir teori geliştirmişti. Freud, her insanın zihin derinliklerinde saklı, ilkel, cinsel ve saldırgan güçler keşfettiğini söylüyordu. Bu güçler, kontrol edilmediği takdirde bireyler ve toplum kaos içinde yok olmaya sürüklenebilirdi. Freud'un Amerikalı yeğeni olan Edward Bernays ise iktidarı ve gücü elinde bulunanlara hizmet etmek amacıyla amcasının teorilerini kullandı ve toplumun bugünkü algısını oluşturdu. Günümüzde Edward Bernays isminin çok bilinmemesinin nedeni bunun gizli tutulmak istenmesidir. Çünkü bu sistemin nasıl oluştuğunu bilenler tüm sistemin farkına varabilir. Bernays, kitleleri manipüle edebilen ve bunun nasıl yapılacağını büyük Amerikan şirketlerine gösteren ilk kişi olarak tarihe geçti. Peki bunu nasıl yaptı? Bernays, bugünkü modern tüketen insan modelini oluşturmak için insanlardaki ilkel bir güdü olan isteklerini tatmin etme arzusunu marketlerde, reyonlarda, satılan ürünlerle ilişkilendirdi. Seri üretim mallarını insanların bilinç dışı arzularıyla ilişkilendirerek ihtiyaçları olmayan şeyleri istemeleri için insanları ikna ediyordu. İnsanları zamanla tükettikçe mutlu olan ve uysallaşan bir topluluk haline getirmeyi başardı. Freud da ona Psikoanalize Giriş adlı eserinin bir kopyasını yolladı. Bernays bu kitabı okudu. İnsanların içinde gizli kalmış irrasyonel güçler fikrinden çok etkilendi. Bilinç dışı manipüle ederek para kazanıp kazanılmayacağını merak etmeye başladı. Bernays Amerika'da bir basın ajansında çalışıyordu. Manipülasyon yeteneğini kullanarak insanları etkilemeyi başarmıştı bile. Bernays'in eski bir müşterisi olan büyük bir sigara şirketinin genel müdürü olan George Hill, satışlarının azaldığını söyleyerek kendisine danıştı. Şirket istatistiklerine göre neredeyse hiçbir kadın sigara tüketmiyor, şirket kazancının çoğunu erkek bireyler üzerinden sağlıyordu. Bu dönemde kadınların dışarıda veya toplum içinde sigara içmesi ayıp olarak karşılanıyordu. George Hill ise satışlarının artması için Bernays'ten bu tabuyu yıkmasını istedi. Bernays, Amerika'nın ilk psikoanalistlerinden olan Braille'a danışma kararı aldı. Bernays'e şunu söyledi. Eğer sigarayı erkek iktidarına meydan okuma fikriyle bir araya getirebilirsen kadınlar da sigara içerler. Çünkü o zaman kadınların da kendine ait bir erillik sembolleri olmuş olur. O sırada New York'ta her yıl binlerce kişinin katıldığı Paskalya töreni düzenleniyordu. Bernays ise bu durumu kendi lehine çevirmek istedi. Birkaç zengin yeni sosyeteyi kıyafetlerinin içine sigara saklamaları için ikna etti. Sonra törene katılacaklardı. Bernays onlara işaret ettiğinde sigaralarını gösterişli bir şekilde yakacaklardı. Bu arada Bernays basına haber salarak kadınların seçme hakkını savunan bir grup kadının özgürlük meşaleleri adını verdikleri sigaralarını yakarak protesto yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Bunun büyük ses getireceğini biliyordu. O anı yakalamak için bütün fotoğrafçıların geleceğini de biliyordu. Yani özgürlük meşaleleri ifadesiyle Bernays artık hazırdı. Burada bir simgemiz var. Kadınlar genç kadınlar, yeni sosyeteler, insan içinde sigara içiyorlar. Öyle bir ifade kullanıyorlar ki bu eşitliğe inanan herkes süre giden tartışmada onları desteklemek zorunda kalıyor. Çünkü özgürlük meşaleleri yani bütün Amerikan paralarının üstünde ne vardır? Özgürlük.
Bir grup genç kız özgürlük ifadesi olarak sigara dumanı üflüyor. Bu noktadan sonra kadınlara sigara satışı artmaya başladı. Bir tek sembolik reklamla sigara içen kadınlar toplumsal olarak kabul gördü. Burness'in yarattığı düşünce şuydu. Eğer bir kadın sigara içiyorsa bu onun daha güçlü ve bağımsız olduğunu gösteriyordu. Aslında sigara içmenin kadını bağımsızlaştırdığı düşüncesi tamamen irrasyoneldi ve mantık dışıydı. Burada manipülasyonun ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Tek bir reklamla artık kadınlar sigara içebiliyor hale gelmişti ve o Hollywood filmlerinde gördüğümüz havalı bir şekilde o ince ve uzun sigaraları içen kadınları görebilecektik. Artık sigara içmek bağımsız ve güçlü bir kadın imgesinin olmazsa olmazıydı. En bariz örneklerden verecek olursam, bir ikon olan Marilyn Monroe'yu birçok filminde sigara içerken görmüşsünüzdür. Aklınıza daha gelmeyecek birçok örnek var. Gıda üreticisi bir şirket olan Betty Crocker, paketlerde anında hazırlanabilen bir kek karışımını piyasaya sürdü. Ancak satışlar iyi gitmiyordu. Bu nedenle Betty Crocker, Edward Bernays'in kapısını çaldı. Bernays, ürünün alınmamasının nedeninin ev kadınlarının kendini suçlu hissetmesinde buldu. Evet evet doğru duydunuz. Çünkü kadınlar keki hazırlamaya çok az katkı sağlıyordu. Kadınların bilinçaltlarında emek harcayarak bir yiyecek ortaya koyması içgüdüsü olduğunu fark etti. Ve paketin arkasına belli talimatları eklemelerini söyledi. Ekstra olarak yumurta kırmak gibi. Eşlerine emek kattıkları yiyeceği verme tatminiyle satışlar kısa zamanda roket gibi fırlamıştı. Bir yanda Walter Lippmann var. Muhtemelen Amerika'nın gelmiş geçmiş en etkili siyasi düşünürüdür. Aslında diyor ki, kitle zihnin temel mekanizması saçmalık, irrasyonelite ve hayvanlıktır. Sıradan insanları sokaktaki kalabalık olarak görüyor. Onların zihinleriyle değil omurilikleriyle hareket ettiğini söylüyordu. Medeniyetin altında gezinen bilinç dışı içgüdüsel dürtüler, hayvansal dürtülerden bahsediyordu. Böylece psikoloji bilimine kitle zihninin işleyiş mekanizmalarını inceleyen bir alan muamelesi yapmaya başladılar. Özellikle de amaçları toplumsal kontrol stratejilerini bu mekanizmalara nasıl uygulayacaklarını bulmaktı. Edward Bernays, Lippmann'ın fikirlerinden çok etkilenmişti. Bu fikirleri kullanarak kendini öne çıkarabileceğini düşündü. 1920'lerde Bernays, Lippmann'ın istediği şey için teknikler geliştirdiğini iddia ettiği bir dizi kitap yazmaya başladı. İnsanların içsel arzularını harekete geçirip onları tüketim ürünleriyle tatmin ederek kitlelerin irrasyonel güçlerini yönetmek için yeni bir yol yaratıyordu. Bunun adına da rıza mühendisliği diyordu. 1950'lerin sonunda psikanaliz Amerika'da tüketim kültürünü yönlendirmekte epey etkili oldu. Çoğu reklam şirketinde psikanalistler çalışıyordu. Tüketici eğilimlerini anlamak için yeni yollar geliştirmişlerdi. En başta da fokus grubu geliyordu. Burada tüketiciler ürünler hakkında duygularını serbestçe dile getiriyorlardı. Böylece ürünlerin pazarlanması için yeni yollar keşfedildi. Tüketicinin gizli bilinç dışı arzularına hitap ediliyordu. Alışveriş için teşekkürler. Fakat 1960'ların başında yeni kuşak bu düşünceye saldırdı. Amerikan şirketlerine insanları ideal tüketici haline getirmek için duygularını manipüle etmek amacıyla psikolojik yöntemler kullanmakla suçladılar ki haklıydılardı. Reklam manipülasyon demekti. 20. yüzyılın başlarından itibaren New York bankaları Amerika'nın her yerinde süpermarket zincirleri kurulması için fonlar sağladılar. Bu marketler seri üretim mallarının satış mağazaları olacaktı ve Bernays'in işi de yeni müşterilerin tipini oluşturmaktı. Bernays bugün kitle halinde tüketicileri ikna edebilmek için kullanılan birçok yöntemi yaratmaya başladı. William Randolph'u yeni kadın dergilerini pazarlaması için görevlendirdi. Başka müşterilerin ürettiği ürünleri dergi yazıları ve reklamlarla hali hazırda müşterisi olan Clara Bow gibi ünlü film yıldızlarıyla birleştirerek kadınları büyüledi. Bernays aynı zamanda filmlerin içine de ürün tanıtımını başlattı. Kendi temsil ettiği firmaların kıyafet ve mücevherlerini filmlerin galasında yıldızların üzerine giydirdi. Kendi iddiasına göre araba üreten şirketlere erkek cinselliğini simgesi olarak araba satabileceklerini söyleyen ilk kişiydi. Önde gelen Wall Street bankacılarından Lehman Brothers'tan Paul Mazur yapılması gerekenler konusunda çok açıktı. Amerika'yı ihtiyaç kültüründen arzu kültürüne dönüştürmemiz gerekiyor diye yazıyordu. İnsanlar arzulamak için eğitimliydi. Yeni şeyler istemelilerdi. Hem de eskisini henüz tamamen bitirmeden. Amerika'da yeni bir düşünce yapısı yaratılmalıydı. İnsanların arzuları, ihtiyaçlarını gölgede bırakmalıydı. O dönemden önce Amerikalı tüketici diye bir şey yoktu. Amerikalı işçi vardı. Bernays, bazı ürünlerin insanlara iyi geleceğini söyleyen raporlar yazmaları için psikologlara para verdi. Sonra da bunların bağımsız çalışmalar olduğunu iddia etti. Süpermarketlerin içinde moda gösterileri düzenlendi.
ünlülere para vererek çok temel ve yeni bir mesajı tekrarlattı. Satın aldığınız şeyleri sadece ihtiyaçtan almadınız. Kendinizi nasıl gördüğünüzü başkalarına göstermek için de aldınız. 1929 Ekim ayının sonunda Bernice büyük bir ulusal organizasyon düzenledi. Ampulün icadının 50. yılını kutlamak istiyordu. Başkan Hoover, büyük şirket patronları, John Rockefeller gibi bankacılar, hepsi Amerikan iş dünyasının gücünü kutlamak için Bernice tarafından çağrılmıştı. Fakat daha toplanırlarken haberler gelmeye başladı. New York borsasındaki hisseler feci bir şekilde değer kaybediyordu. 1920'lerde spekülatörler milyarlarca dolar borç almıştı. Bankacılar ise piyasa krizlerinin artık geçmişte kaldığını, yeni bir dönem başladığını söyleyip duruyordu. Fakat yanıldılar. Yaşanan şey tarihteki en büyük borsa kriziydi. Yatırımcılar paniğe kapılmıştı. Acımasız bir kızgınlıkla hiç düşünmeden ellerindeki hisseleri satıyorlardı. Ne bankacılar ne de politikacılar bu kadar satışı karşılayabilecek sermayeye sahip değildi. Ve 29 Ekim 1929'da borsa çöktü. Bu çöküşün Amerikan ekonomisine müthiş bir zararı oldu. Küçülme ve işsizlik sonucu milyonlarca Amerikalı işçi ihtiyaçları olmayan şeyleri almayı bıraktılar. Amerika'da öfkeli kalabalığın gücü karşısında demokrasi tehdit altındaydı. Borsanın çöküşünün etkileri felakete yol açmıştı. Öfkeli kalabalık, felaketin sorumlusu olarak gördüğü şirketlere karşı öfkesini yöneltmiş, şiddet artmaya başlamıştı. Sonra 1932'de yeni bir başkan seçildi. O da serbest piyasayı kontrol etmek için devletin gücünü kullanacaktı. Ama onun amacı demokrasiyi yok etmek değil, güçlendirmekti. Bunu yapmak için kitlelerle başa çıkmanın yeni bir yolunu geliştirecekti. 1929 yılındaki büyük borsa çöküşünden sonra Başkan Roosevelt'in insanların da sadece tüketici olarak rol almasının yanı sıra aktif olabileceğinin de kanısına varmıştı. Ve bu yönde çalışmalar yapmaya başladı. Fakat Dünya Fuarı toplantısıyla insanlar pasif tüketiciliğe geri döndü. Bernice'in çalışmaları diğer psikanalistlerin de etkisi altına aldı. Ve kısa bir süre içinde artık devletler dahil olmak üzere istedikleri şeyleri almayı amaçlayan büyük şirketler psikanalistlere danışarak sürekli olarak bir algı operasyonu gerçekleştirdiler. Böylece Amerikan hükümeti insanların algısının ne kadar ilkel olduğunu ve kontrol altına alınabileceğinin farkına varmış oldu. Günümüze kadar yürütülen bu algı operasyonu sayesinde sürekli olarak tüketme ihtiyacı hissediyor, daha iyi arabalara binmek, daha güzel evlerde oturmak, daha güzel kıyafetler giymek için çabalayıp duruyoruz. Video boyunca anlattıklarım, kullandıkları sayısız yöntemden sadece birkaç tanesi. Esasen anlamanızı istediğim çalışma yöntemleri. Bilinçaltlarımızda bastırılmış ilkel mekanizmalarla oynayarak tüm algı ve karakterimizi kendi istekleri doğrultusunda bu şekilde dizayn edip bizleri sömürüyorlar. Olayın esas boyutuysa bu teknikleri sadece ticari kar için değil, siyasal görüşlerimizi destekleyeceğimiz insanları seçmemizi manipüle etmek için de kullanıyorlar ve başarılı da oluyorlar. İşte toplumları biraz incelersek sistemin yarattığı utanç kaynağı kitleler haline nasıl hızla dönüştüğümüzü görebiliriz. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.